Selamünaleyküm sevgili takipçilerim. Kanalıma, bahçemize hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Bugün Ankara'da hava çok güzel. Bahçeye geldik. Ateş yaktık. Ateşte güveç yapacağım. Tavuk etli güveç yapacağım. Ondan sonra biraz da bahçede ot toplayacağım. Sizlere yine otları tanıtacağım. Yine değişik otlar büyümüşler. Şimdi güvecimi bir koyup ateşimi yaktım. Ondan sonra yemeğim pişerken de ben size otları toplayıp tanıtacağım arkadaşlar. Şöyle tavuk etlerinden yapacağım arkadaşlar güveci. Şöyle tavuğun butlarını, önce bir soğanımı doğrayayım. Şöyle bir halka halka soğan doğrayacağım güvecin altına. Şimdi şöyle butları da yerleştireceğim altına. Şimdi şöyle domateslerini de şöyle doğrayayım içine. Dilim dilim. Bıçağım da iyi kesmiyormuş ha. Şöyle. Şimdi patateslerimi doğradım böyle. Biraz büyük doğradım. Güveç de eriyor çünkü. Patateslerimi yerleştiriyorum. Şöyle. Biraz şöyle biber. Şimdi patlıcanlarımı, patlıcanlar çok taze arkadaşlar, doğradım, yıkadım. Böyle güveci böyle ateşte pişirirseniz çok lezzetli olur arkadaşlar. İmkanınız varsa eğer böyle ateşte pişirmeye. Şöyle de sarımsak atıyorum. Bak gördünüz mü sarımsağı? Bir avuç sarımsak. Sarımsak çok lezzet verir yemeğe. Soğan da. Soğanın ortası çürük. Soğanların da artık içi boşalıyor. Üzerine böyle domatesleri dilimleyelim. Şu iki biberi de doğrayayım. Kadar şey attım. Karabiber. Şöyle bir yemek kaşığı kadar da pul biber atayım. Biraz acı olsun. Daha lezzetli olur bu pul biberine. Şimdi yağını koyacağım. Şöyle bir çay bardağı kadar yağ koyayım. Bir yemek kaşığı kadar da salçayı suda üzeceğim şöyle. Salçalı suya atacağım. Şöyle biraz da tuz koyacağım. Salçamız biraz tuzlu, tuzunu az koyacağım.
Şurada bir yemek kaşığı kadar da tereyağı. Bunları evden getirdim arkadaşlar. Biz burada kalmıyoruz. Bunları evden böyle getirdim poşetine. Şöyle az bir de su koyacağım. Tamam. Şimdi kapağını kapatıyorum. Ateşime koyacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle mermerin üzerinde pişecek arkadaşlar. Bunun üzerine koydum ki güvecim kara olmasın diye. Arkadaşlar şimdi yemeğimi koydum ateşe. Bahçede çok güzel otlar bitmiş böyle gene. Bunlardan biraz toplayayım dedim. Bunlar hardal. Şöyle tanıtayım size bilmeyenlere. Bu hardal otu. Hardal otunun yaprakları böyle. Bunlar sarı çiçek açar büyüyünce. Şunlar acı marul. Çok güzel olmuş otlar arkadaşlar. Öyle güzel büyümüşler ki taze taze. Bunlar acı marul. Yağlı marul diyorlar bunlara. Bunlar marul, hep acı marul. Bunları biz çok seviyoruz arkadaşlar. Acı marulları çok seviyoruz. Çok lezzetli bir ot bunlar. Bu biraz acı olur ama çok lezzetli olur bu. Bunu biz yemeğin yanında salata gibi. Salatası da olur. Yemeğin yanına salata gibi yiyoruz. Yuh ekmeğe sarıp yiyoruz. Bunlar acı marul. Hardal. Hardal dediğimiz bu. Bunun kavurması da oluyormuş. Ben yapmadım ama haşlayıp kavruluyormuş o. Yemeğimiz böyle ağır ateşte tıkır tıkır pişiyor arkadaşlar. Arkadaşlar yemeğimiz pişti. Orada dinleniyor. Şimdi buraya da mermer üzerinde ben mantar pişireceğim. Üzerlerine de böyle kaşar koyacağım. İftara hazırlık arkadaşlar. Ramazan ayı malum. Yemeğimiz güzelce pişmiş. Kaşarlarımızı böyle koyuyoruz arkadaşlar üzerine. Şimdi piştikçe eriyecek kaşarlar da üzerinde bu mantarların. Bunlar da küçükmüş, şöyle koyalım. Çorbamız ısınıyor. Otumuzu kazdık. Kaynıyor bile çorba. Otumuzu. Kaynamaya başlamış bile. Karıştır. Sallanıyor. Şöyle. Fesliğe mi oturacağım ben? Ben ortaya mı oturacağım?